şu anda Oğuz Bey ile birlikteyiz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz kulak burun boğazdı. KBK uzmanımız bizlerle birliktelerdi. Kış ayları yaklaşıyor. Kış aylarında kendimizi nasıl korumalıyız? Vallahi özel bir korumam yok ama dikkat ediyorum tabii. Yani üşümemek için mesela. Ya üşümemek için ne gerekiyorsa yani yiyecek olarak veya evet. kıyafet olarak işte onlara dikkat ediyorum. Başka gıdanıza dikkat ediyorsunuz. Tabii muhakkak bu yaştan sonra özellikle. Yaşınızı söylemeyin, nazar değmesin. Niye ne değmez canım bir Peki şey olmaz. Ben. Nasıl şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz? Aynen. Nasıl hizmetlerinden memnun musunuz? Valla iyi güzel, hoş karşılaşıyoruz. Yani... Neden bu hastaneyi tercih ettiniz de diğer başka Tavsiye üzerine geldik. Evet. Tavsiye üzerine geldi. Dışarıda özel bir doktorum var. Onun tavsiyesi üzerine buraya geldik. Burada kaldık. Peki doktorlardan nasıl? Hekimlerden memnun musun? Memnunum. Hepsi iyidir. Cana yakın. İlgi gösteriyorlar. Bir şikayetimiz yok. Peki. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Kış ayları yaklaştı. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları da tabii kendini göstermeye başladı. Tabii ki. Peki gripten, nezleden nasıl korunmalıyız? Grip aşısı olarak grip aşısı oluyorum. O da koruyor beni. Evde hasta olan birisi varsa yanıma gelmiyor. Odama girmiyor. O şekilde. Ve toplu kullanım alanlarında da dikkat etmemiz gerekiyor. Onlara evet tabii ki onlara da el yıkaması çok önemli. Yani 3 dakika sabunla el yıkaman gerekli. Sürekli ellerini yıkaman gerekli. Temizliğine dikkat ettikten sonra zaten 2 yıldır ben bu hastalıkla şey yapıyorum. 2 yıldır hiç grip olmadım yani. Çok güzel. Yani hijyen kurallarını uymak zorunda. Tabii zorundasınız evet. En önemlisi o zaten. Maske kullanmadım. Kalabalık alanda bile kullanmadım hiç maske. İşte bu temizlik şeylerine çok dikkat ediyorum. El hijyen yıkama falan. Hijyen evet. Çok dikkat ediyorum. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Nasıl, hizmetleri nasıl? Beni ilk bu ikinci metastasım benim. Daha önce Çapa'da alıyordum kemoterapi. Ondan sonra oradan hiç memnun kalmadım. Sonrasında beni ameliyat eden doktorum Mustafa Cem Terzi, Fatma Hoca'yı önerdiği için buraya geldim. Tavsiye üzerine geldim. Tavsiye üzerine geldim ve çok mutluyum ben Fatma Hoca'yla tanışmaktan. Çok seviyorum kendisini. Hasta-hekim ilişkisi nasıl olmalı? Sıcak, candan. Fatma hocam bana sanki mahalleden tanıdığım birisi gibi. O kadar cana yakın. O kadar iyi. O kadar mülayim. Ne desem çaresini arayıp söylemeye çalışıyor. Dinliyor beni. Hiç kafamda soru işareti yok yani. Yani telefon açtığın zaman her zaman ulaşabiliyor musunuz? Tabii, ulaşıyorum. Ulaşamasam da WhatsApp'tan sürekli haberleşebiliyorum. Çünkü kendileri çok yoğun, onu da görüyorum. Onun için hak veriyorum ulaşamadığım zamanlarda. O yüzden tavsiye üzerine de bu hastaneyi tercih ettim. Evet, tavsiye üzerine memnunum. Peki, mutluyum yani. Olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Avrasya Hastanesi'ni neden tercih ettiniz? Yani doktorlarına güveniyoruz. Temiz bir evet. hastane. Yani memnunuz her şekilde olarak, memnunuz yani. O yüzden de. İki tane torunum var. İkisine de devamlı buraya geliyoruz. Evet. Nurcan Hanım'a ikisi de burada doğdu. Memnunuz yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii. Herkese tavsiye ediyorum. Bilhassa Nurcan Hanım'a. Bizim tercihimiz burası neden oldu? Biz sigortadaydık ve orada bir doktor problemi oldu ve bizi orası buraya sevk etti. Evet. O şekilde buradayız o sebeple. Nasıl geldiğinize değil de memnun kaldınız? Çok memnunuz. Özellikle doktorumuz Tülay Hanım'a teşekkür ediyorum sayenizde. Çok ilgili ve her konuda bizi çok bilgilendiriyor. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmıyor konuştuğu zaman. Bizi rahatlatan bir doktorumuz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sizin sayenizde. İnşallah bizi dinler ve duyar.